Haydi eyvallah abi. Oo, ne yapıyorsun Seyfa kardeş? İyidir babam. Seni sormalı. Sen ne yapıyorsun? Ya şu sizin diz çöktürdüğünüz güreşçiler var ya. He, var. Ne olmuş? He işte Cemal. Bana geldi. Para istedi benden. He, sen dur, daha dur. Bu onların daha iyi günleri. Cemal senden ne sebeple para istemiş? Yani kirayı falan mı ödeyememişler? Yok. Anaları hastanede yatıyormuş. Parayı ödeyemezlerse hastane kadının tedavisini yapmayacakmış. Deme ya, ne diyorsun ya? Sen ne yaptın? Verdin mi parayı Cemal'a? Yok, ne vereceğim? Faysal Bey'in kesin talimatı var. Bunlara kredi açmayacaksın dediydi. Hala babam ya, hiç iyi yapmamışsın, hiç. Babam, sağlık bu, sağlık. Başka bir şeye benziyor mu? Benzemiyor. Bir de üstüne üstlük anaları ha. Ben bu durumu bir Faysal abime anlatayım. Haydi görüşürük babam. Eyvallah. Hadi uğurlar olsun. Bunları da hallet. Gömleğini alır, kaydos ederiz. Tamam. Afiyet olsun babam. Sağ ol Seyfi. Çorba söyleyeyim mi sen? Aç mısın? Yok, sağ ol babam. Eyvallah. Ben bir şeyler yedim. Ama bak, mercimeği çok güzel yapıyorlar ha. Benden söylemesi. Ya hakikat. Buranın aşçısını bizim otele mi aldırsak, ne yapsak ha? Hayırdır oğlum? Senin suratın niye beş karış? Bak hele babam ya, bu göreçkiler var ya. Ya dibinin de dibini görmüşler ha. Fellik fellik para arıyorlarmış. Ne güzel oğlum işte, Allah Allah. Niye kötü haber veriyormuşsun gibi suratını asıyorsun ki, anlamadım ben. Şşş, lan oğlum. Yoksa göreçkelerin haline üzüldün mü Seyfi ha? De Allah'ım ya. Babam, bu böyle bir şey değil ki ya. Bunların anası var ya, Refika Hanım. Kadın yoğun bakımda yatıyor, biliyorsun. Hastane masrafları için de para arıyorlarmış. Eğer faturayı ödeyemezlerse kadını tedavi etmiyorlarmış. Hadi ya. Bak şimdi ben de üzüldüm Seyfi.